Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Sizler de nasılsınız? Çok iyiyim, şimdi çok mutluyum. Ne iş yapıyorsunuz? Bir şirkette çalışıyorum. Kim olarak? Yardımcıyım. Yüksek lisans mı yapıyorsunuz? Evet. Niye Türkçeyi seçtiniz? Çünkü çok iyi biridir ve çok iyi geniş. Çok iyi geniş. Teşekkür ederim. Siz çalışıyor musunuz? Okuyor musunuz? Okuyorum. Okuyorsunuz. Nerede okuyorsunuz? Rusya'nın Kadın Üniversitesi'nde. Tamam. Kaçıncı sınıftasınız? İkinci sınıfta. Şoför, mimar. Çocukluğumda bu soruyu bana birçok defa sordular. Eğitim fakültesine devam ettim. Sınıf öğretmenliği bölümünde okudum. Benim öğrencilerim 4. sınıfa devam ediyor. Şimdi size bir öğrencimi anlatacağım. Tamam. Şimdi beraber okuyalım mı bunu? Yüksek sesle bunu okuyacağız. Tamam mı? Tamam. Öğrencimin adı Ali. Öğrencimin adı Ali. Ali'nin dersleri ne iyi ne kötü. Ali'nin dersleri ne iyi ne kötü. Yunus Emre Enstitümüzde hafta içi ve hafta sonu her gün dersler vardır. Toplam 8 grubumuz vardır ve toplam yaklaşık 120 öğrencimiz var. Herkes Türkçe'ye büyük bir ilgi duyuyor. O yüzden her zaman sınav tespiti sınavları gerçekleştiriliyor enstitümüzde. Ve bayağı yüksek seviyeli, Türkçesi yüksek seviyede olan öğrencilerimiz oluyor. O yüzden A1'den C1'e kadar gruplarımız vardır. Aynı zamanda Ukrayna'da farklı ülke üniversitelerimizle Türkoloji protokolü kapsamında işbirliğimizi sürüyoruz. Kiev Yunus Emre Enstitümüz 2017 yılından bu yana faaliyeti göstermektedir ve bugüne kadar burada 180 öğrenciden fazla öğrenci Türkçe eğitimi gördü. Bu tabii ki de iki ülkemiz arasında olan iş birliğimiz olduğu için böyle bir ilgi vardır. Aynı zamanda işte görüyorsunuz öğrencilerimiz hem müziği seviyorlar hem de kültürüne hayran kalıyorlar. Aynı zamanda derslerimize, sadece derslerimize değil yaptığımız bütün etkinliklerimize bir sürü katılan insan oluyor. Buna da çok seviniyoruz tabii ki de.